Sen ne kadar mal getireceksin? Ona göre düzenleme yapacağız. Elin boş mu geldi? Yeni bilgiler getirecektin. Öyle demişlerdi. Ya arkadaşlar onlar sorun değil. Arabada onların hepsi problem yok ya. Ben nakliyattayım. Nasıl yapsak acaba? Ne iş çeviriyorsun? Kime çalışıyorsun söyle. Kimseye çalıştığım falan yok. Öyle mi? Bu görüşmeyle pek ilgilisin. Ne ayaksın sen, polis misin? Kalk. Kalk. Ayşegül. 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 İyi misin? Her yerde seni arıyoruz. Bakmadığımız yer kalmadı. Ayşegül ne oldu, iyi misin sen? Önce şuraya bir oturayım da İlker. Bir soluklanayım. Geç böyle. Gel otur. Tuzağa düştük. Dışarıda beklerken saldırdılar. Bizim de başımıza neler geldi hiç sorma Ayşegül. Yüzünüzden düşen bin parça. Hayırdır İlker, ne oldu? Biz de tuzağa düştük Ayşegül. Baskın yaptığımız mekanın suçunu bize attılar. Yusuf'la Sebo'yu da tutukladılar. Ne? Tutuklandılar mı? Evet, şimdi hapisteler. Biz de onların suçsuzluğunu ispatlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Aman Allah'ım. Ne zaman oldu bütün bunlar? Beni bayılttıkları için zamanın bile farkında değilim. Ayşegül, biraz su iç, nefeslen. Sağ ol. Evet Ayşegül, sen bir kendine gel, sonra bütün detayları ben anlatırım sana. Yürü. Ne oluyor ya? İyi ki ben öndeydim, çevreyi kolaçan ettim. Bizi izlerken yakaladı. Sen tanıyor musun bunu? Bunu mu? Ya yok be abicim. Nereden tanıyacağım ben bunu ya? Üstünden bu çıktı. Allah Allah. Polis misin sen? Hayır değilim. Bak bileler, siz belli ki burada yeteri kadar önlem almamışsınız. Şu an burada durmakla ben büyük bir risk alıyorum. Yeni mekanın adresini bana veriyorsanız verin, vermiyorsanız ben nakliyatın sorumluluğunu almıyorum. Eliniz boş kalır. Patronlarınıza da hesabınızı kendiniz verirsiniz abicim. Benden söylemesin. Sen bu adrese gel. Numaranı da ver. Saatini sana mesaj olarak atarım.
Tamam o zaman anlaştık. Yeni mekan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İstediğiniz saatte bir araya geliriz. Ha? Kolay gelsin. Hadi eyvallah. Bunu ne yapacağız? Bu saatten sonra yaşatacak halimiz yok. Hepimizi gördü duydu. Bir kenara çekin. Bitirin işi. Görev ve sevda mı? Eh be Carlos. Görev aşkına yaktım bütün sevdalarımı. Size inanamıyorum. Sakaryalı'yı göreve tek başına nasıl gönderirsiniz? Gelelim dedik ama dinletemedik ki. Benim yüzümden oldu, ben çözeceğim dedi. Susan'ın da bu tuzakta payı olduğunu düşünüyor. Bak. Hayır, ben Susan'ın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bu arada sana asıl müjdeyi ben vereyim Ayşegül. Akif abi ölmemiş, yaşıyor. Ne? Ne dedin sen? Ey be balta. Harbiden yaptın yine baltalığını. Böyle küt diye ulu orta söylenecek şey mi bu? Bilsin abicim. Habire kötü haber, kötü haber. Kızın içine de fenalık geldi artık. Kocası hayatta işte. Ya bir de iyi haber alsın, kendine gelsin abicim. Ayşegül, Ayşegül, Ayşegül kendine gel. Al göreyim haberini. Ayşegül. Ne bileyim paşam Ayşegül. Ya. Sevinir sandım yani. Ayşegül. 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 Ne işler çeviriyorsun, kime çalışıyorsun öğrenemedik ama artık derdini öte tarafta Zebani'ye anlatırsın. Bırakmayacağını biliyordum. Ama bir an her şey bitti sandım. Eğer buradan bir an önce çıkmazsak gerçekten ikimiz için de her şey biraz sonra bitecek. Öleceksem de seninle öleyim. Razıyım ben. Hemen de gömdüm bize. Bu herifler her yere patlayıcı yığıyorlar. Bu ışığı kotaramazsak yüzlerce masum insan ölebilir. Susan, sakın başını çıkarma. Hissetmiştim zaten. Ama peki Akif? Akif yaşıyorsa bunu benden nasıl saklar? Hmm.
Demek o maskeli. Bıraktığı güller. Demek Akif oydu. Sen Akif'in yaşadığını biliyor muydun İlker? Ben de yaşadığını iddia ediyordum biliyorsun. Ama bana hiçbiriniz inanmadınız. Peki Akif'in nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Sence neden benim karşıma çıkmıyor? Neden benimle birlikte değil? Neler oluyor İlker? İnan ben de bilmiyorum. Ama eminim zamanı gelince seninle konuşacaktır Ayşegül. Yaralandığında seni götürdüğü bir kulübe vardı. Beni oraya götür. Tam hatırlamıyorum. Lütfen İlker, artık beni oyalama. Bana Akif'in seni götürdüğü yerin konumunu ver. Bu şekilde fazla dayanamayız. Sütunların arkasına saklanıyor namussuzlar. Onları göremiyorum. Cephanemiz de kısıtlı. Susun. Orada 4 tane şarjör var. 2 tanesini ver bana. Ekipten destek iste. Destek bekleyecek zamanımız kalmadı. Gittikçe yaklaşıyorlar. Benim için ölümü göze aldın Carlos. Senin için değil. Bizim insanlık sevgimiz de, görev aşkımız da bunu gerektirir. Hadi canım orada. Bal gibi de benim için yaptın. Madem bu arabada birlikte öleceğiz, madem burada sıkıştık, artık her şeyi rahatça konuşabiliriz. Onların elinde kalsaydın, seni konuşturabilirler. Operasyonun devam etmesi için seni de kurtarmam gerekiyordu. Bu açıklama hiç inandırıcı olmadı. Görev mi gönül mü diye sormuştum. Sen gönülü seçtin Carlos. Gönlünün peşinden gittin. İşte senden bu yüzden hoşlanıyorum. Hayır. Ben görevimi seçtim. Görev ne gerektiriyorsa onu yaptım. Seni öldürmemi gerektirseydi onu da yapardım. Yok canım. Gerçekten mi? Bak Susan. Beni sakın deneme. Bakıyorum da artık Suzan da demiyorsun bana. Evet demiyorum. Geçti o işler. Sen benim için artık Suzan değil, Suzan'sın. Az sonra bu adamlar bizi öldürebilirler. Ve sen hala çocuk gibi inat ediyorsun. Dikkat et Suzan! Ne yapıyorsun? Ayakta kalmaya çalışıyorum. Tut şunu. Bununla ne yapmamı istiyorsun? Madem başımızı çıkartamıyoruz, o zaman aynadan alırız herifleri. Bir tanesi saat 2 yönünde. Demek 2 yönünde. Tam isabet. E olsun o kadar be. Başka. Başka. Saat 3. Saat 3. Açıkta. Bravo. Harikasın.
11 yönü. 11 yönü. Gerçekten muhteşemsin. Bence bu laflarını sonraya sakla. Adamlar hala avantajlı. İşine bak. Oyun oynamıyoruz burada. Dışarıdaki hayatında kim olduğun önemli değil. Bu duvarların ardında özel harekatçı olabilirsin. Ama burada herkes gibi cezasını çekmeye mahkum bir suçlusun. İlle de ceza çekmem isteniyorsa çekerim. Ama sizin de burada bizim güvendiğimizi sağlamanız gerekiyor. Sürekli bizi öldürmek için hamle üstüne hamle yapıyorlar müdür. Kim bilir diğer mahkumları nasıl kışkırtıyorsun. Durup dururken üstüne gelecek halleri yok ya. Saçma! Ben ve arkadaşım burada kimsenin tavuğuna kış demedik. Okulun altına bomba yerleştirip İstanbul'un koca bir mahallesini havaya uçurmaya kalksan siz değil misiniz? Biz tutuklu yargılanıyoruz. Henüz suçumuz sebebiyle hüküm giymedik. Masumiyetimiz yakın zamanda ispat edilecektir. Ama ben o zamana kadar seninle uğraşmak istemiyorum. Başka bir hapishaneye sevk edileceksin. Sebahattin de benimle gelmeli. Hatta önce iyi bir tedaviye ihtiyacı var müdür. Transferin yarın sabah yapılacak. O zamana kadar başka bela çıkarmanı istemiyorum. Sabaha kadar hücrede kalacaksın. Hücreye götürün. Bırak! Buna gerek yok. Arkadaşımı yalnız bırakmam. Götürün. Doğru çıkartma arkadaşım. Yürü. Gördünüz değil mi Yusuf'umu doktor be? Nasıl serdi o kansızı yere? Onurumuzu yerde bırakmadı evvelallah. Ama senin kaburganda kırık var. Üstelik çok ciddi darbeler aldı. İç organlarında travma ve kanama riski var. Canım fena yanıyor ama olsun. Bu şartlarda hayatta kaldığımıza bile sevinmek lazım. Seni hemen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edeceğim. Yusuf? O burada kalacak. Aa, olmaz öyle şey, Yusuf'umu yalnız bırakamam. Kardeşim burada kalamazsın diyor. Gel geldi. Sana söylüyorum, durumun çok iyi değil. Ağır darbe almışsın. Orada kalsam olmaz mı be doktor? Yüzünü seveyim. Yusuf'u yalnız bırakamam. Sana bir sakinleştirici yaptım. Hepsi hallolur, merak etme. Rahat ol. Kaç kişi dolaşmışlar bir minibüs arkadaş ya. Allah! Ulan bir tüketemedik herifleri be. Yok. Bu böyle olmayacak. Suzan. Ben işaret verdiğimde şuradan düğmeye bas. Tamam. Bagaj kapağı açılsın, tamam mı? Tamamdır. Hadi bismillah. Tamamdır, çıkabilirsin. Suzan. Lütfen. Lütfen. Carlos. Yapma bunu. Adamlar temiz. İşlem tamam, görev tamamlanmıştır. Hani bazı şeyler akılla, mantıkla açıklanmazdı. Hani görev kadar gönül de önemliydi. Vatan görevi teferruat kaldırmaz.
Bir özel harekatçı için en ölümcül şey kafa karışıklığıdır. Bu vatanın nice evlatları arkalarında eşlerini, çocuklarını bırakarak verdiler canlarını. Bir an bile düşünmediler. Hiç mi düşünmediler sence gerçekten? Sevdikleri, çocukları hiç mi gelmedi akıllarına? Geldiyse de vatan sağ olsun deyip aşklarını, özlemlerini kalplerine gömüp gittiler. Tıpkı şimdi benim yapacağım gibi. Hoşça kal. Allah sabır versin. Ya Allah. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün sırları sendedir. Sabrı veren ancak sensin. Es sabır. Ya sabır. Es sabır. Abi Selami diyor ki Yusuf denilen bu herif harbi dişli çıktı. Hücreye attılar şimdi. Yanına yanaşamıyoruz. Yarın da bir başka hapishaneye sevkiyatı var. Ulan aptal herifler! Bir işi beceremediniz be! Elinize yüzünüze bulaştırdınız. Tamam. Bundan sonrasını ben hallederim. Teknenin bağlı olduğu firmayı bizden hızlı bulmana şaşırdım doğrusu. Gazeteciler bazen emniyetin bile bakmadığı yerlere bakmayı akıl ederler. Bunu yapmak zorunda değildin.
Arkadaşlarımın serbest kalması için her türlü delil bizim için çok önemli. Tekrar teşekkür ederim İrem. Rica ederim. Nezat Ateş gibi zengin, güçlü, büyük bir iş adamının kızı olduğunu öğrendiğim zaman... Çekinme, söyle. Ne düşündün? Yani ne bileyim, biraz şımarık ve bencil olabileceğini düşünmüştüm. Evet. Zenginler hakkında böyle bir önyargı var. Ama önemli olan cüzdanın değil, gönlün zengin olması. Babanla aran nasıl? Yani gazetecilik yapmamı pek istemiyor. Ama onun haricinde çok iyiyiz. Onun da gönlü çok zengindir. Peki ya annen? Annemle babam ayrılar. Annemi pek sık görmüyorum. Anladım. Firmaya gittiğimizde olayla ilgili bir şeyler bulursak haberini yapmamda bir sakınca var mı? Hayır, tabii ki yok. Zaten ulaştığımız yerde delil olursa her şeyi sen ortaya çıkartmış olacaksın. Onun için haber de senindir, manşet de. İlknur, iyi misin canım? Bir şey mi oldu? Yo, iyiyim ben. Allah Allah. Ne oldu ki? Amca, bizim evin kömürlüğünde biri var. Acayip sesler geliyor. Annem baban yanında mı? Onlara söyledin mi? Hayır. Annem hamile. Korkabilir. Hem benim babam da polis. Ama şimdi burada değil. Çok korkuyorum. Lütfen gelip bir bakın. Tamam, oraya bir ekip göndereceğim. Sen sakin ol ve kömürlükten uzak dur. Olur mu? Tamam amca, çok sağ olun. Şimdi sen bana adresini ver bakayım. Tamam. Veriyorum hemen. Açtı gözünü. Sebahattin abi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Abicim! Şşş! Balta! Abim! Kardeşim! Ne yapıyorsun Balta? Şşş! Balta! Benim, benim. Tamam. Balta! Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Adamın halini görmüyor musun? Öldüreceğim adamı. Ha, doğru. Burası neresi Sakaryalı? Hastanedeyiz abi. Hı? Allah'ım şu hale bak. Ulan bu günleri de mi görecektim ben? Sebu abicim sakin ol. Biz yanındayız. Hastaneye sevk edildiğinin haberini alınca hemen geldik. Hapishanede çok üstümüze geldiler bizim. Bizi oraya gömmeye çalıştılar. Yusuf orada tek başına kalamaz yalnız arkadaşlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Bunlar hep hapishanede mi oldu abi? Çiğnedi namussuzlar beni. Abi, patlayıcıların yeni mekan bilgisini aldık. Yarın büyük operasyon var inşallah. Suçsuz olduğunuzu ispat edeceğiz abi. Sen merak etme abicim. İnşallah. Metanetini koru yeter. Abi. Abi yapma, yapma. Abi, abi dur. Abi. Abi tamam.
Abi tamam. Bu bana çok ağır geliyor be kızım. Çok ağır geliyor. Ben kaç kez bombaların üstüne yattım. Kaç kez canımı koydum ortaya. Ulan bunu bize nasıl reva görürler be? Nasıl olur arkadaş? Nasıl? Her şerde bir hayır vardır kardeşim. Sıkıyorduysa façaları hepimizi tutuklasalardı. Yemez ama. Sonra hapishane falan. Yerle yeksan. Lan şimdi ben orada olacağım. Birader, doğru. Birader. Bir gaza getirme. İstedikleri bu zaten. Sinirlenelim, daha çok hata yapalım diye bekliyorlar. Ama yemez. Şş, sakın. Yer mi ulan Anadolu çocuğu? Ha? Yer mi? Helal olsun. Şimdi bunu uyandırıp 40 saate laf anlatamayız. Yürü hadi. Ne mümkün yollar aşılmaz. Ne mümkün yollar aşılmaz. İçeride bir hareketlilik var. Gidip bir iki soru soralım. Hı hı. Seninle tanıştıktan sonra hayatıma müthiş bir heyecan geldi İlker. Aman dikkat et. Heyecan bizim işte bağımlılık yapar. Seninle birlikte olduktan sonra benim hiçbir korkum yok. Senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum. Hayırdır? Yardımcı olalım. Şey, biz birkaç konuda bilgi almak için gelmiştik. Hı hı. Mesai bitti. Yarın gelirsiniz. Görüşebileceğimiz hiç kimse yok mu? Çok önemli. Mesai bitti diyor ya işte. Bizden başka kimse yok. Geldiler. Kim gelecekti ki? Polis, polis amcalar. Polis mi? Ne polisi? İyi akşamlar. 155'i sen mi aradın küçük hanım? Evet. Memur bey, benim haberim yok. Kusura bakmayın. İlknur, neler oluyor? Kömürlükten sesler geliyordu. Korkma diye sana söylemedim. Polis amcaları aradım. Hay Allah. Memur bey kusura bakmayın. Buraya kadar da zahmet verdiniz ama her şey yolunda. Ama gerçekten biri var kömürlükte. Demek öyle. Biz yine de bir bakalım isterseniz. Hem küçüğün de içi rahat etmiş olur. Evet. Hadi göster bakalım ses nereden geliyordu. Hemen montumu alıp geliyorum hadi. Ben. Ya size gidin diyorum. Neden laftan anlamıyorsunuz ki? Zor mu kullanalım illa? Kimse yok diyorsun ama yukarıda ışıklar yanıyor. Çalışanlar var, görünüyor dışarıdan. Ya bırak da gidip konuşalım diyorum işte. O ne öyle? Fotoğraf makinesi mi o? Ne iş? Gazeteci falan mısınız yoksa? Orası sizi ilgilendirmez. Sen ver bakayım onu bana. Şşş!
Biren, sen şöyle kenara geç. Ulan şerefsiz. Şimdi içeride yetkili kim varsa haber ver. Birkaç soru sorup gideceğiz. Sen dur hele. Bak şimdi ne yapıyorum ben seni. Yeter! Baba? Baba sen ne arıyorsun burada? Hemen içeri gel İrem. Sen kalıyorsun. İlker gelmezse ben de gelmiyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar anneciğim. Aleyküm selam, buyur kızım. Ben emniyetten Ayşegül. Akif Emir'in eşiyim. Müsaade varsa girebilir miyim? Tabii kızım, kusura bakma. Şaşırdım da bir an. Buyur içeri geç. Nurcuğum, hadi sen içeri geç. Ben sana haber veririm. Hayır, istemiyorum. Bak, burası tehlikeli olabilir. İçeride kim var ben de görmek istiyorum. Peki, sen bilirsin.